Esnet'in YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Ben Ömer Ekinci. Bugün Godex'in termal yazıcısı var, etiket yazıcısı var. Bunu sizinle paylaşmak ve tanıtmak istedik. GE300 modeli. Bu cihazın şimdi açılışını yapacağız. Bismillah deyip. Ama GE300'ün bir özelliği var. O da endüstriyel yazıcıların özelliğini taşıyor. Ama taraftan da giriş seviyesi yazıcılarında, boyutlarında ve fiyat olarak da yine giriş seviyesi yazıcı boyutunda. Ama giriş seviyesinden daha özellikle bir cihaz. Yani bir anlamda optimum bir cihaz. Evet, siyah şık bir kasa. Godex GE300. 203 DPI bir yazıcı. Bunun bir üstü zaten 300 DPI. Yani çok küçük barkod basacaksanız, değil mi? Çok çözünürlük çok çok önemliyse belki bir üst kademe yazıcı tercih edebilirsiniz. Ama değilse normal bir ürün etiketi, normal boyutlarda bir etiketse yani şöyle bir şeyse o zaman gayet başarılı bir şekilde basar. Evet, açalım bakalım. Böyle bir yazıcı. Gördüğünüz gibi kağıt genişliği 10 santim. 10 santime kadar bir baskı alanımız var. Kutudan başka neler çıkıyor bakalım. Şöyle bir power kablosu çıkıyor. Şöyle bir USB bağlantı kablosu çıkıyor. Ve böyle de bir adaptörü var. Şöyle de kukalarımız var. Bu da etiketi sarmak için. İçinde bir kendisine ait Godex'in bir yazılımı var. Go Label isminde. Bu da içinden çıkıyor. Çeşitli adaptörleri var. Kutumuzun içeriği bu şekilde. Şimdi cihazın özelliklerine gelirsek. 102 mm bölü saniye bir baskı hızı var. Yani gerçekten işinizi hızlandıracak bir yazıcı. Endüstriyel bir yazıcının özelliklerine sahip demiştim. Bu anlamda çok hızlı bir şekilde üretim yapabiliyorsunuz. Barkod üretimi. 8 MB bellek, 32 MB SD RAM var cihazın üzerinde. Baskı genişliği 108 mm yani 10.8 cm, 11 cm'e yakın bir baskı genişliği var. Gördüğünüz gibi kağıt genişliği de oldukça geniş, bir kolin üzerindeki etiket kadar neredeyse bir baskı genişliği var. Bu yazıcı termal transfer ve direkt termal ikisinde basabilen bir yazıcı. Yani ribbonlu ya da ribbonsuz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu iki, yani aslına bakarsanız barkod yazıcı alacaksanız veya ne almanız gerektiğini bilmiyorsanız iki seçenek var. Ribbonlu mu, ribbonsuz mu kullanacaksınız. Bu yazıcı da ikisinde kullanabiliyorsunuz. Şu anda ribbonsuz kullanıp ileride başka bir iş için ribbonlu etikete geçmeniz gerekebilir. Bu yazıcı bu anlamda uzun vadeli bir yatırım olur. Niye? Geçtiğiniz zaman bunu çöpe atıp yeni ribbonlu cihaz, termal transferden direkt termale geçmeniz gerekmez. İkisini birden barındıran bir kağıt, bir yazıcı ve kağıt genişliği anlamında da 10 santim gerçekten büyük koller için kullanılan bir ölçü. Çok daha büyükleri daha özel işler için, daha spesifik konularda, işlerde kullanılıyor. Yani işiniz standart bir işse, sadece etiket almak istiyorum. Kardeşim ben başım çok ağrımasın, pahalı olmasın ama kaliteden de ödün vermeyeyim diyorsanız G300 buna uygun bir yazıcı. Bilmeyenler vardır mutlaka. Ribbonlu, ribbonsuz hangisini kullanmamız lazım? Ne için bu tercih yapıyoruz? Ve ne fark ediyor? Bilmiyorsanız eğer mutlaka merak edeceksiniz. Ribbon dediğimiz şey şu. Bu bir ekstra bir aparat. Kutunun içinden çıkmıyor. Ayrıca almanız gerekiyor. Etiketle beraber de alabiliyorsunuz. Ribbon bastığınız baskının çok daha uzun süreli, uzun ömürlü olmasını sağlayan şey aslında. Termal transfer yapmanızı sağlıyor. Isıyla, etiketi ısıyla basmanızı sağlıyor. Diğer türlü ribbonu kullanmazsanız doğrudan etiketin üzerine yazıyor. Kağıtları farklıdır. Ribbonlu etiketi alıp ribbonsuz basamazsınız. Tam tersi de geçerlidir. Dolayısıyla eğer uzun ömürlü olsun istiyorsanız bastığınız etiketin mutlaka ribbonlu kullanmanızda fayda var. Etiketi seçerken de bu kararınızı, bu tercihinizi mutlaka etiketçinize söyleyin. Çünkü böyle talihsiz durumlar da olabiliyor. Ters kararla bir ton etikete sahip olup onu da kullanamayıp çöpe atabilirsiniz. Mesela düşünün ki bir kargo şubeniz var ve burada bir etiket basıyorsunuz. Kargo etiketinin ömrü 3 gündür, 5 gündür, 10 gündür. Daha fazlası beklenmez. Ama bir raf barkodunuz varsa ve yılda bir değişiyorsa, 2 yılda bir değişiyorsa o zaman ribbonlu kullanmanızda fayda var. Ama kısa süreli bir işse, birkaç günlük, geçici, işte stoktan çıkana kadar üretim süresinde kullanılan bir etiketse o zaman ribbonsuz olarak kullanabiliyorsunuz. Godex GE300 modelinin arkada portlarını görüyoruz. 3 portlu bir yazıcı. 3 farklı çalışma şekline uygun. USB'den, seriden ve Ethernet'ten çalışabiliyor. Ethernet'le network'e bağlayıp farklı farklı bilgisayarların da çıktı almasını sağlayabiliyorsunuz. Sadece bir bilgisayarsa USB'den çok basitçe buradaki USB kabloyla çalıştırabiliyorsunuz. Seri port kullanan eski tip bilgisayarlarda da seri portta
düşünülmüş, unutulmamış. GE300 bu anlamda 3 portuyla, 3 farklı çalışma şekliyle geliyor. GE300 modeli bizim şu anda stoklu olarak sürekli ihtiyaç üzerine sattığımız bir model. Markası Godex, uzun yıllardır barkod yazıcı üreten bir marka. Köklü de bir marka. Bizim sitemizde diğer ürünlerinde görürsünüz. Endüstriyel versiyonlarından EZ2250i modelini çok sayıda sattık. Şimdi de GE300 modeliyle devam ediyoruz. Arkasında durduğumuz, teknik desteğini verdiğimiz ve teknik arkadaşlarımız da hakim olduğu bir model olduğu için kurulum sırasında zorluk yaşarsanız bizden destek alabiliyorsunuz. Zaten videonun devamında kurulumunu, çalışmasını da göreceksiniz. Modelini temin etmek için bize 444-7015'ten desnet.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Videonun altına sorularınız varsa lütfen yorum yazın. Yorum olarak yazın. Teknik arkadaşlarım teknik sorularınızı bizler de satış ekibi olarak satışla ilgili sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacağız. Lütfen diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.